Hollanda'da seçimlerden büyük bir başarıyla çıkan aşırı sağcı Geert Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberal Parti'nin yer aldığı üçlü koalisyon girişiminin olumsuz yönde sonuçlanmasının ardından, ikinci alternatif olarak başlatılan sol ağırlıklı koalisyon görüşmeleri de olumsuz yönde sonuçlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan dörtlü koalisyon ortaklığı görüşmeleri, bugün devam eden toplantılar sonrasında sona erdi. Liberal Parti, İşçi Partisi, Demokratlar 66 ve Yeşil Sol'dan oluşması düşünülen dörtlü koalisyon hükümetinin mümkün olmadığını açıklayan parti liderleri, üzgün olduklarını söyleyerek detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındılar. Öncü koruma arkadaşlar, lütfen. Kraliçe tarafından koalisyon hükümetinin kurulması için görevlendirilen Uri Rosenthal, en kısa süre içerisinde ikinci kez kraliçenin karşısına çıkıp son gelişmeleri kraliçeye değerlendirmesi bekleniyor. İkinci koalisyon görüşmesinin de olumsuz yönde sonuçlanmasının ardından Hollanda'da siyasi kriz dönemi başlıyor yorumunda bulunan gözlemciler, İbre'nin tekrar sağ ağırlıklı koalisyon hükümetinden yana döndüğünü söylediler. The members of the delegation are in Brussels with the